Uçak mühendisi. Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. Uçak mühendisi ne iş yapar? Yapımı düşünülen uçağın taslağını, ön projelerini hazırlar. Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar. Üretimin planlanması, girdilerin zamanında istenilen kalite ve nitelikte üretimini sağlar. Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler. Özürlü veya yanlış yapılmış parça veya malzemenin özrünün giderilmesi ve parçanın gerekiyorsa dışlanarak yeniden yapılması için çalışır. Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar. Bunlara bizzat katılarak yapılan uçağın gerçekte işleyişini gözler. Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini yürütür. Uçak mühendislerinin çalışma ortamı ve koşulları. Meslek elemanları kısmen kapalı yerde, kısmen açık havada çalışır. Çalışma ortamı kirli, yağlı, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulundukları zaman bir ortamında çalışırlar. Nasıl uçak mühendisi olunur? Uçak mühendisliği eğitimi üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile bu süre 5 yıla çıkmaktadır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Uçak mühendislerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Uçak mühendisi Türk Hava Yolları'nda, Silahlı Kuvvetlerinde, Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi'nde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi'de, Özel Hava Yolları Şirketleri'nde çalışabilirler. Ülkemizde uçak sanayi lisans anlaşmalarıyla montajdan işe başlayarak, belirlenen program paralelinde araştırma geliştirmeyle de yer vererek imalatta milli katkının artışını öngören bir hedef doğrultusunda gelişmektedir. Gelişen bu hedef doğrultusunda uçak mühendislerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bugün kısıtlı olan iş ve çalışma alanlarının her geçen gün teknolojinin gelişimine bağlı olarak artması beklenmektedir. Çalışma alanları ülke şartlarına paralel olarak gelişmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp eğitim sonunda eğitim katılım belgesiyle bakanlıkça açılan iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanlar iş güvenliği uzmanı belgesi almaya hak kazanarak iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilirler.